Ben Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde doktor öğretim üyesi Aziz Şatan'a. Şu anda içinde bulunduğumuz bahçe Ziraat Fakültesi'nin araştırma ve uygulama bahçesi. Burada 1225 adet elma ağacı, onun yanında da pek çok meyve ağacı bulunan bir alanda yer alıyoruz. Dökülen elmaları, bahçedeki elmaları sirkeye dönüştürüyoruz. Bir katma değer yaratıyoruz hem üniversitemiz için hem de ülkemiz için. Gördüğünüz gibi öncelikle elmalar toplanıyor. Daha sonra bu elmalar parçalanıp sirke tankları içerisinde kendi bakterilerimizle, geçen sene deneme üretimi yaptığımız bakterilerimizle, 5 adet probiyotik bakteriyle fermentasyona tabi tutuyoruz. Bakterileri yine beslemek için de Kayseri Şeker Fabrikası'na ait pancar şekeri kullanıyoruz. Bu da şeker de bakterileri beslemek için önemli bir etken. Burada tabii amacımız Ziraat Fakültesi'ne ait bu uygulama alanındaki elmaları hem öğrencilerimiz hem de öğretim üyelerimiz için bir deneme alanı yaratmak hem de çıkan ürünü ve atıl olan elmaları katma değer yaratarak sirkeye dönüştürmek. Yaptığımız sirkeleri 7-8 ay boyunca tankta dinlendiriyoruz. Daha sonra süzmek suretiyle şişeleyip Ziraat Fakültesi'nin satış mağazasında sunmak üzere pazara göndereceğiz. Özellikle probiyotik sirkeler son yıllarda özellikle pandemiyle beraber çok gündeme geldi. Kullandığımız bakteriler bize ait, bizim topraklarımızdan elde edilen, izolatlardan elde edilen probiyotik bakterilerdir. O nedenle bizim insanlarımızın bağırsak florasına son derece uyumlu. Onun dışında bu ürettiğimiz sirkeler hem yemeklik, sofralık için kullanılabildiği gibi hem de insan sağlığında özellikle probiyotik ihtiyacını karşılamak üzere yoğun olarak kullanılabilmektedir. Evet, bu probiyotik sirkemiz gördüğünüz gibi bulanık. Çünkü kaliteli sirke her şeyden önce bulanık olmalı ve dibinde tortu birikmeli. Ve şurada da gördüğünüz gibi en tepede şişenin içerisinde beyaz bir tabaka meydana geliyor. Bu bakterilerin içeride çalıştığını gösteriyor. Aynı zamanda biz sirkede hiçbir katkı maddesi ya da koruyucu kullanmıyoruz. Bakteri içerisinde çalışmaya devam ediyor. Bu da sirkenin doğal olduğunu gösteriyor. Biz sirkelerde, probiyotik sirkelerde özellikle aç karnına değil, tok karnına sirkelerin birer kaşık her sabah tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü bakteriler canlıdır. Mide içerisindeki asitten sağlıkla geçip bağırsakta kolonize olmasını istiyoruz. Dolayısıyla aç karnına mide asidinin çok çok düşük olması nedeniyle bağırsaktan bakterilerin kolonize olması çok zor. O nedenle mide doluyken tok karnına sirkenin içilmesi ve bakterilerin mide asidinden sağlıkla geçip bağırsakta kolonize olmasını istiyoruz. Bu da yetmiyor. Kolonize olan bakterilerin de probiyotiklerin de beslenmesi, probiyotik gıdalarla beslenmesini arzu ediyoruz. Biz sirke yapımını geçen sene 1 ton ile başladık. Ziraat Fakültesi'nin dekanlığının isteği üzerine elmaları değerlendirmek üzere başladık. Sirke üretiminde de son derece başarılı olduk. Geri dönüşler bize çok iyi. Tüketiciler bize çok iyi geri dönüşler, geri bildirimler yaptılar. Bunun üzerine bu sene hem Ziraat Fakültesi'nin dekanlığının hem de Erciyes Üniversitesi'nin rektörünün desteğiyle 10 ton sirke tankını bu sene üretime sokacağız. Bunda da özellikle satış mağazasında sirkelerin satılması da büyük bir etken olacak. Sirke için kullandığımız bakteriler daha önce TÜBİTAK desteğiyle projelendirilmiş ve şirketimin de kurulmasına yardımcı olan bir araştırmadan elde edilmiştir. Daha sonra İngiltere Kraliyet Akademisi bu bakteri izolatlarımızın desteğini sağlamış ve bugüne kadar Gen Bankası'nda sakladığımız probiyotik bakterilerdir. Biz probiyotik bakterilerimizi -78 derecede saklayıp geçen sene sirke üretiminde kullandık. Bu sene de geçen seneden arta kalan mayalanmış sirke analarımızı -18 derecede sakladıktan sonra yeni sirke yapmak üzere yeni tanklarımızda kullanmaya başlayacağız.
Yavaş yavaş. Yavaş yavaş şöyle bir tane. Şu ağzına göre. Yavaş. Devam. Çok tek bir kilosu 20 lira oldu bu şeker. 5 liraydı. 4 tek tek tek. Tamam. Tamam hocam. Şimdi maya. Şundan alalım mı? Yok kalsın. Kaldı şöyle burada. Şöyle kaldı. Hayırlı olsun. Sen yani ne olduğunu. Konuyu anlat. Şimdi bizim elma bahçesi var diyorsun. Yani bu elmaları sirke ediyoruz. Deniz, her cilt. Söyledim haftaya geleceksin. Her cilt.